Merhabalar arkadaşlar. Bugün ofis dosyalarında kurumları bekleyen tehditler ve bunların analizleriyle alakalı bir sunumum olacak. Sunumumu öncelikle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. İsmim Ali Bay. Şu an Dockard'ın kurucu üyelerindenim ve aynı zamanda BGA'da ARGE Departmanı'nda yönetici olarak çalışıyorum. Yaklaşık 12 yıldır siber güvenlik ve network alanlarında farklı sektörlerde sahadayım. İşte bankacılık, telko ve danışmanlık tarafında yer aldım bugüne kadar. Ee, ve dediğim gibi şu an BGA ve Docart tarafında paralel olarak çalışıyorum. İçeriye hızlıca değinecek olursak <laughs> zararlılar ve zararlı e-mail trendleriyle e, konuya başlamak istiyorum. Aslında e, yani sonuçta gideceğim yer e, ofis sosyaları ve bunların ataklıkları olacak fakat biraz daha geniş perspektiften e, olaya bakarak genelden özele gitmek istedim. O yüzden e-mail trendleri trendleriyle ve zararlı yazılım trendleriyle başlayacağım. Akabinde ofis e Office file e tipleri ve onunla akabinde Microsoft Office dosyalarında, Office dokümanlarında kullanılan atak yöntemleri, bunların nasıl mitigate edileceğine değineceğim ve son olarak e, Dockguard'ın sektöre e kazandırdığı farklı bir bakış açısı olan Structural Analysis dediğimiz yaklaşıma denip e, demo sample'lar üzerinden ilerleyeceğim. <laughs> Biraz sayılarla başlamak istedim. Evi ee, Atlas firmasının portalinden aldığım 2021 yılı içerisinde gözlemlenen mal görüyoruz burada. Ee, 1.4 milyar mal son 12 ay içerisinde e, 2021 yılı iç içerisindeki e, da, e, sayı e, son e, <laughs> sanayiye geldi vurduğumuz zaman bu sayıyı e, saniyede 45 yeni mal dünyamıza katıldığını görüyoruz. Peki bu mal nasıl deliver ediliyor? Ona biraz değineyim. Yine bu 2021 yılı içerisinde gözlemlenen mal %94'ü e-mail üzerinden kurumlara ulaştırılıyor. Ve bunların da e, bu e-maillerin %86'sında... da attachment'ında Microsoft Office dosyaları ve PDF'ler yer alıyor. <laughs> ve bunların distribution'a baktığımız zaman e, Word dosyaların, doc file'ların, XLS'lerin başı şeklini görüyoruz ve onların hemen akabinde XLS'ler, HTML file'lar, rich text file'lar, e, PDF'ler, makro içeren XLS'ler, e, Office 2010, 2007 ve sonrasında oluşturulmuş docx file'lar, VBS'ler ve PPT'ler oluşuyor. Burada gördüğünüz üzere. <laughs> E, bu Malware'ların e, bahsettiğim 4 milyar Malware'ın e, büyük kısmını varyantlar, hedefsiz ve sofistike olmayan saldırılar e, dosyalar aslında e, oluşturuyor. Fakat piramidin küçük bir kısmını e, yeni Malware aileleri hedefli saldırılar ve sofistike olanlar e, oluşturuyor. Ve asıl zararı da aslında bunlar veriyor. E, ve hedefli saldırılarda bu sofistike saldırılarda genelde hangi yöntemler kullanılıyor onlara değinmeye çalışacağım ben. E, saldırganlar tarafında Hani böyle bir dağılım varken e, Detection tarafındaki vendorlar neler yapıyor Hani saldırganlar sürekli yeni yöntemler kullanıyorlar e, Hedefli saldırılar Sofistike saldırılar geliştiriyorlar Detection tarafındaki vendorlar ise Burada gördüğünüz üzere işte 1987'de McAfee'nin çıkardığı antivirüsle başlayan bir serüven aslında. E, signature tabanlı detection yaparak bu serüvene başlıyorlar. Hashler ve metadata'lar kontrol ediliyor. E, fakat kolaylıkla tahmin edeceğiniz üzere bypass edilebiliyor. Metadata değiştirilerek, hashler güncellenerek, e, değiştirilerek e, kolaylıkla bypass ediliyor daha sonra static detection hayatımıza giriyor. Static detection'da sadece e, hash'ler ve metadata'lar değil, artık e, byte sequence'ler, string array'ler kontrol ediliyor ve bunların içerisindeki e, içerisindeki e, blacklist word'ler varsa engellenmeye çalışılıyor. Burada da obfuscation dediğimiz yöntemlerle static detection yöntemleri bypass ediliyor. E, akabinde e, her heuristic ya yani sezgisel analiz yöntemleri hayatımıza giriyor. Burada da Sadece hani statik ve signature tabanlı bir yaklaşım değil. Ee, yani zincirin bir halkaları gibi düşünecek olursak ee, birbirine bağlı zincir halkalarının bütününe bakarak yani örnek veriyorum ee, işte bir metadata varsa bunun yanında bir byte sequence varsa işte akabinde de şüpheli şekilde execute ediliyorsa gibi ee, sezgisel kurallar yazarak ee, oradan detection yapmaya çalıştılar. E, fakat burada da dediğim gibi hani biraz önce bahsettiğim yöntemlerle yine temelinde e, herus tipi temelinde dinamik signature tabanlı ve statik tabanlı bir yaklaşım olduğu için kolaylıkla bypass edildi bir soru geldi sanırım şöyle tamam biraz daha yavaş ilerlemeye çalışayım e, Heuristikten sonra machine learning tabanlı teknik yöntemleri hayatımıza girdi e, ve dinamik analizi devam etti. Bakalım süreç bizi nereye götürecek. Şöyle machine learning'e biraz detaylı değinmek istiyorum. Machine learning'e detaylı değinmek istiyorum. Genelde soru buradan geliyor. Hani bu kadar popüler bir yöntem hocam nasıl bypass ediliyor? Bu machine learning mekanizmalarını vendorlar nasıl oluşturuyor? Topladıkları data setleri. Bu data setleri içerisinde eee benign ve malicious yani iyi huylu ve zararlı executable'lar var. Bunları bir prediktif model oluşturmak üzere train ettiriyorlar ve bu prediktif modele, daha sonra bu e, geliştirdikleri, öğrettikleri modele e, bilinmeyen bir executable verdikleri zaman sonuç olarak malistis ya da binen bekliyorlar. E, başarısı ise şuradaki grafikte. Kaspersky'nin e, raporundan aldığım bir grafik bu. E, machine learning tabanlı e, detection mekanizmaları e, bu aktif öğrenmenin sonucunda ilk bari bir ay içerisinde %100'e yakın e, detection sağlıyor. Fakat e, yani aktif olarak öğrenmeyi yapmadığınız sürece birinci ayın sonundan itibaren artık e, detection rate'leri düşmeye başlıyor. Yeni malware familyleri, yeni yöntemler, yeni taktikler hayatımıza girdikçe e, bu e, öğrettiğimiz predictive model, geliştirdiğimiz predictive model artık geçersiz bir hale almaya başlıyor. E, yani burada şunu söyleyebilirim özellikle. Yani biz bu predictive modeli sürekli ee, öğretemez miyiz bir şeyler? Tabii ki öğretebiliriz ama sürekli saldırganın bir adım gerisinde olacağız. Yeni bir malware familiesi geldiği zaman o dosyaya bir şekilde manuel analiz edip ya da farklı yöntemlerle zararlı diyebilmeliyiz ki bizim prediktif modelimiz o dosyayı artık zararlı olarak e, öğrenebilsin. Machine Learning le ilgili bir soru geldi. Kaspersky'nin raporuna bakmamız lazım. Ben sadece çıktıları ve görselleri aldım oradan. Hani nasıl bir yöntemle geliştirdiler. E, çok emin değilim. E, sunum paylaşıldığında bu sayfanın altında Kaspersky referansını görüyorsunuz. E, o rapordan <laughs> sorunuzun yanıtını bulabilirsiniz. Peki sandboxlar nasıl bypass ediliyor? Ona biraz değineyim. Sandboxlar, e, yani nasıl çalışıyor biliyorsunuz sanal bir ortam ayağa kaldırılıyor. Bu sanal ortamı ortamda e, elde ettiğiniz işte sample'ları, işte inceleme sistemini sample'ları gönderiyorsunuz. Ve bu sample'lar bu e, izole makinede, izole sandbox içerisinde, izole sanal makine içerisinde çalıştırılıyor. Ve o çalıştırılırken onun yaptığı aktiviteleri de izlemek üzere bir ajan bırakmak zorundasınız. Bir sandbox ajanı çalışıyor makinede, aynı sanal makinede ve o e, ajanın görevi zararlı yazılımın aktivitelerini gözlemlemek. Fakat e, ikisi aynı ortamda çalıştığı için sandbox ajanı zararlı yazılımın aktivitelerini izlerken zararlı yazılımda sandbox ajanının varlığını fark ederse davranışını değiştirebilir, execution'ı durdurabilir e, ya da sandbox ajanını kilitmek üzere <laughs> aktiviteler gerçekleştirebilir. Tüm bu atak tipleri karşısında, e, hani istatistikleri verdik, mail tarafındaki trendlerden bahsettik. E, tüm bunlar karşısında, bu atak tipleri karşısında detection mekanizmalarından da bahsettik. E, bu detection mekanizmalarını kullanan popüler servisler nasıl sonuçlar veriyor? Ortalama e, 20, 22 bin tane dosya üzerinden konuşalım. 22 bin dosya gönderiliyor. GSuite ve e, ATP modülü aktif edilmiş, phishing modülü aktif edilmiş, Office 365'e. Bu gönderilen 22 bin dosyanın G Suite tarafında 1275 tanesi inbox'a düşüyor. Office 365 tarafında ise 1785 tanesi inbox'a düşüyor. Yani bu ürünleri bypass ediyor bu sayılarla. G Suite tarafında %6'lık bir false negative rate var. Office 365 tarafında ise %9'lık bir false negative rate var. Bu da ortalama gün içerisinde 50 tane mailin inbox'a düşmesi anlamına geliyor. Yani günümüzdeki popüler servisler dahi bu yeni yöntemler karşısında çaresiz kalıyor. Burada hani şey e, söyleniyor genel, genelde sunumlarda soruluyor. Hocam hani bu oranlar e, düşük gözüküyor. Başarılı sayılmaz mı diye. Aslında değil. Başarılı <laughs> sayamayız. Yani detection yüzde %90, e, bypass rate %10 olduğu durumu düşündüğümüz zaman bile e, aslında saldırgan başarılı oluyor. Yani bırakın %10'u e, 100 tane sample gönderse bir tanesi geçse o saldırgan başarılı sayılıyor. Fakat bu lütum tarafında yüzde yüzünü yakalamak zorundayız. O yüzden kaçırdığımız her bir sample, burada gördüğümüz her bir yüzde bizim için başarısızlığın göstergesi. Şimdi biraz dosya tiplerine değinmek istiyorum. İşte kurumları Kurumlarda hangi dosya tipleri görülüyor? Aslında siz hani direkt uzantılara bakarak bir şeyler söylüyoruz söylüyoruz günlük hayatımızda. İşte doc file geldi, xls geldi, docx geldi, xlsx geldi gibi. Aslında biraz içerisine baktığımız zaman, dosyanın structure'ına baktığımız zaman ikiye ayırabiliyoruz ofis dosyalarını. Bunlardan biri 2003 ve önceki versiyonlarla oluşturulmuş ofis dosyaları. Ole formatı diye çağırıyoruz biz bunları. Bu ole formatındaki dosyalar, sağda gördüğünüz gibi bir structure'a sahipler ve o structure içerisinde e, binary dosyalar yer alıyor ve bu binary dosyalar içerisinde aslında bizim e, işte yazdığımız yazılar Word document içerisinde makroya yazdığımız şeyler VBA klasör altındaki projelerin içerisine yazılıyor. Fakat dediğim gibi eee kadir olarak biz bunları göremiyoruz. İkinci formatımız Office Open XML dosyaları. 2007 Microsoft Office 2007 ve sonrasındaki e, versiyonlar kullanılarak oluşturulan dosya tipleri. Bu da yine <laughs> OLED'ler gibi e, zip kullanarak açabilirsiniz bu dosyaları da. Açtığınız zaman sağdaki gibi bir tree'ye ulaşacaksınız. E, bu tree'de gördüğünüz üzere her bir klasör içerisinde bir XML olmak zorunda. Bu XML'ler arasındaki e, ilişkiyi de res uzantılı dosyalar sağlıyor. Yani XML'ler, XML'ler içerisinde datalar e, ve o dataların birbiriyle ilişkisi de res dosyaları sayesinde <laughs> yapılıyor. Şimdi bu e, dediğim gibi dosya tipleri üzerinde genel bir girişti. E, şimdi bu dosya tipleri nasıl istismar ediliyor? Onlara biraz değinelim. En sık kullanılan yöntem olan e, Office ofis makroları başlamak istiyorum. Ofis makroları e, yani VBA e, Visual Basic ile yazıldığı için doğrudan Windows 32 API'larıyla e, etkileşime girebiliyor, doğrudan çağırabiliyor win API'ları. O yüzden saldırganlar doğrudan işletim sisteminde kodlar execute edebiliyorlar ve bu sayede yani sıfırdan bir mal veri aslında VBA ve, ile yazabilirler fakat o kadar çok hani şüpheli fonksiyon VBA içerisinde yer alırsa kolaylıkla yakalanacaklarını bildikleri için o yüzden makroları genelde bir şeyleri drop etmek, zararlı yazılımları işte second stage'leri drop etmek ya da download etmek üzere VBA'leri kullanıyorlar. Güncel versiyonlarda makrolar disable geliyor. Fakat saldırganlar e, bu disable edilen fonksiyonu enable etmek üzere sağda günlük hayatta hepimizin karşılaştığı örnekleri e, örneklere başvurdular. İşte kullanıcıyı bir şekilde e, ikna edip enable content, enable editing gibi butonlara tıklatarak makroyu çalıştırmalarını sağlıyorlar. <laughs> o yüzden genelde e, bu tip maillerde hani e, bir interaction gereken e, kullanıcının interaksiyonu gerektirip gereken durumlar için durumlarda e, mail subjelerinde, mail içeriklerinde genelde e, biraz daha kullanıcıyı paniğe sevk edecek işte e, faturanız ödenmedi, işte haciz gelecek, kargonuz geri gönderildi gibi e, içeriklerle e, deliver ediliyor. E, makrolarda sık kullanılan yöntemler neler? Eee birkaç tanesini değinelim burada. E, karmaşıklaştırma, karmaşıkllaştırma obfuscation e, yani burada antivirüs çözümleri ve statik e, detection yapan çözümleri bahsetmek etmek üzere e, karmaşıklaştırma kullanılıyor. Karmaşıklaştırmada ne yapıyor? İşte random fonksiyon name'leri, random değişkenler ve bunların e, işte recursive olarak çağrılması ya da birbiri ardına çağrılması şeklinde e, karmaşıklaştırıyorlar kodu. Aslında 5 satırlık bir kodu 100 satıra çıkarıp e, analiz edilmesini zorlaştırabiliyorlar. Onun dışında e, garbage contentler ekleyebiliyorlar. Nedir onlar? İşte e, bu da yine statik analiz tabanlı e, ürünleri bypass etmek üzere. E, halinde e, işte tekstler basıyorlar, işte şarkı sözleri, boş datalar, anlamsız datalar basıyorlar. Burada aslında istedikleri şey şu, amaçladıkları şey şu, işte bin satır bir kodun içerisinde üç satır e, zararlı bir e, kod bloğu tespit edildiğini düşün aslında binde üç gibi bir e, yüzdeye tekabül ediyor. Bu da hani yüzlerinden yüz işaretlenmesi gereken bir makroyu, yüzlerinden yetmiş, üzerinden seksen, belki altmış gibi e, sevirti skorlar verilmesini sağlıyor. O yüzden e, garbage content eklenmesi de yine hem dediğim gibi severity skoru düşürmek hem de e, manuel analizi zorlaştırmak üzere kullanılan bir yöntem. Yani Makroları nasıl tespit edebiliriz? E, ya Bunlardan bir tanesi e, biraz önce bahsettiğim üzere hani karmaşıklaştırma saldırganlar tarafından çok sık kullanılıyor. E, fakat ne kadar hani kendi yazdıkları kodu karmaşıklaştırsalar da çağırdıkları win 2 API e, fonksiyonlarını e, doğrudan çağırmak zorundalar. Onları değiştiremiyorlar. Sağda gördüğünüz üzere işte create objectler, shell run gibi fonksiyonları e, karmaşıklaştıramıyorlar. O yüzden doğrudan bunların üzerinden hunting yapılabilir. İkinci örneğimiz VBA stomping. E, bu ilk çıktığında da gerçekten ilgimi çekmişti ve e, oldukça da başarılı oldu. E, VBA stomping aslında şu Yine makro var elimizde fakat e, bir farklı var. Siz bir makroyu kred ettiğiniz zaman dokümanın içerisinde o makro iki şekilde saklanıyor. E, bir tanesi P kod olarak yani derlenmiş haliyle saklanıyor. Bir tanesi de source kod olarak saklanıyor. E, burada saldırganlar şunu fark ediyor. Aslında burada başlığa VBA purging'i de eklemem gerekirdi. E, i̇ki farklı yöntemden bahsedeceğim. Purging ve stomping. E, saldırganlar bunu fark ediyorlar e, ve şunu yapıyorlar hani e, daha doğrusu şu noktayı fark ediyorlar antivirüslerin e, bir dosya içerisinde, ofis dosyası içerisinde sadece VBA source koduna bakarak, kaynak koda bakarak bir detekşin yaptığını fark ediyorlar ve ilk olarak bu VBA source kodu e, siliyorlar, yani şey dosyanın içerisinden çıkarıyorlar source kodu e, ve antivirüsler ve dediğim gibi diğer ürünler e, baktığı zaman bu dosyanın içerisinde makro yok diye e, hani makro analizlerini yapmadılar aslında ve bypass oldular. Tabi e, tabii bu peçlenmesi akabinde antivirüsler bunu peçledikten sonra bu sefer e, saldırganlar yine farklı bir yöntemle karşımıza çıktı. VBA source kodu silmek yerine legal bir e, VBA source kod yazdılar. Hani zararlı kod zaten derlendi, p kod malicious olarak duruyor. E, source kodu işte gelip e, printout hello world yazdırdılar örnek veriyorum. Ee, ve bu sayede yine source kodu tarayan antivirüsler e, ne oldu? Kolaylıkla baypas oldu. Source kodun içerisinde zararlı bir şey yok. Sadece World yazıyor dediler. Fakat bu ofis dosyasını bir gerçek bir ortamda çalıştırdığınız zaman aslında execute edilen kod source kod değil, derlenmiş olan p-kod. Peki e, VBA Stombing'i nasıl... E, yakalayabiliriz, nasıl tespit edebiliriz? Aslında basit. E, elinizdeki p-kodu e, VBA decompiler'lar var, e, Visual Basic decompiler'lar. O p-kodu decompile ettiğiniz zaman source kodla compare ettiğiniz zaman, e, karşılaştırdığınız zaman doğrudan aradaki farktan zaten e, burada VBA stopming var diyebilirsiniz. VBA purging dediğim gibi basit zaten. p var, source code yoksa doğrudan orada VBA purging var diyebiliriz. Sağda da e, üzerinden aldığım bir ekran görüntüsü var. E, i̇şte bir xlsx dosyası içerisinde stomping yapılmış. Ve e, solda bahsettiğim yöntemle p dip decompile edilip source code'la e, karşılaştırılması akabinde <laughs> DockGuard e, bu sample'a e, zararlı olarak verdict vermiş. Üçüncü atak vektörümüz e, DD'ler, Dynamic Data Exchange'ler. Ee, DD protokolü e, Microsoft Office uygulamalarının birbiri arasında e, data alışveriş yapmasına yarayan bir protokol aslında. Fakat saldırganlar bunu yine kötü amaçlar için kullanmaya çalışıyorlar ve sağda gördüğünüz üzere DD payloadları oluşturuyorlar. İşte doğrudan <laughs> e, lol binleri çağırıyorlar genelde. Yani CMD PowerShell çağırmak yerine o living of the land binaryleri dediğimiz binaryleri çağırıp işte MSHTA üzerinden ETA çalıştırıyorlar İşte certü ile dosya indiriyorlar vesaire ee, oldukça basit ve yine güncel e, ofis versiyonlarında dediği default olarak kapalı geliyor ee, ve kullanıcı bir prompt çıkıyor aslında ee, işte bu döküman içerisinde bir birdiği şeyi var Point var Point ettiği bir bir e, executable var. Bu executable'ı çalıştırmak istiyor musunuz şeklinde bir soru çıkıyor. O, o interaction'a kullanıcı evet dediği zaman e, DD içerisine gömülen kod çalışıyor. E, hunting için neler yapabiliriz? Nasıl detect edebiliriz? E, burada bahsettiğim gibi DD auto, DD, DD link gibi e, keywordleri oradan dosya içerisinde aradığımız zaman e, burada yine bir farklı payload örneği var. Burada gördüğünüz üzere e, doğrudan dd'leri tespit edebiliriz. Dördüncü yöntemimiz relsler. O bahsettiğim relation dosyaları. Egzemellerin birbiriyle ilişkisini e, gösteren dosyalar. Bu dosyalar dediğim gibi hani e, kendi içerisindeki bir word dosyasının içerisindeki egzemelleri refer ediyor. Fakat saldırganlar burada şöyle bir şey deniyor. İçerideki bir egzemeli değil de Dışarıdaki bir template'i refer etsem çeker mi diye deniyorlar. Ve sağda gördüğünüz üzere bir dokümana e, Orelse'ler sayesinde dışarıdan bir template'i inject edebiliyorlar. Yani o dosyayı açtığınız zaman e, o dosya içerisindeki XML'e gidip bir content açmaktansa dışarıdaki bir template'i download edip onu açmaya çalışıyor ofis uygulaması. Bu yöntemle de saldırganlar e, farklı execution'lar yaptırabiliyorlar. Bununla ilgili çok fazla örnek var. Hatta e, türevleri de çok fazla. Yine real dosyaları istismar edilerek farklı, farklı exploitler çıktı ortaya. Hatta e, bu sene Mayıs ayında e, sunumun sonundaki demo sample'larda yer alıyor bu sample. E, Mayıs ayında bir Zero Day çıkmıştı. Follina diye çağrılmıştı bu Zero Day. E, güncel ofis uygulamalarının tamamını exploit edebiliyordu. Yaptığı şey yine benzerdi. Sadece e, işte eski yöntemlerden farklı olarak kullandığı fonksiyon farklıydı. Ee, i̇şte dışarıdaki e, template'i çekerken e, MS Office CMD gibi fonksiyon çağırıyordu hatırladığım kadarıyla. E, ve bu yöntemle de e, antivirüsleri, sandboxları kolaylıkla bypass etmişti. Şurada bir saniye. Ha, burada evet şuna değinmek isterim ekstradan. E, bu yöntem nasıl vendorları bypass ediyor, üreticileri bypass ediyor. Bu dosya geldiği zaman antivirüs edicisi ne yapıyor? Bu dosyayı tarıyor sadece. Yani dışarıdaki template'i taramıyor. Aslında asıl zararlı içerik dışarıdaki template'te. Bu template'in içerisinde exploit oluyor. Makro oluyor. Bu içerideki tertemiz bir dosya baktığınız zaman bu temiz dosya Rest dosyası sayesinde gidip dışarıdan template'i çekiyor. Yani dinamik analiz yapılmadığı sürece statik analizle e, bu dışarıdaki template'in zararlı olup olmadığına karar vermek çok mümkün değil. Çünkü legal amaçla da kullanılabiliyor. Nasıl yakalayabiliriz? E burada relsin içerisinde çağrılan target değişkeni olabilir. Biraz önce bahsettiğim e, mhtml, HTML, MS Office CMD gibi e, fonksiyonların çağrılması burada bizim için e, şu bayrak kaldırılacak bir aktivite. O yüzden e, doğrudan res dosyaları içerisinde manuel analiz yaparken e, bu parametrelere göz atmakta fayda var. Bunlardan birini görüyorsak şüpheli diyebiliriz. Beşinci atak vektörümüz e, Excel makroları. Excel makroları e, 92 yılında hayatımıza girmiş ve e, geçen seneye kadar hayatımızdaydı. E, birkaç sene evvelinde istismar edilmeye başlandı aslında. Ee, yöntem burada oldukça basit. Sağdaki örnekte gördüğünüz üzere e, direkt hücre içerisine işte bir fonksiyon, exec fonksiyonuyla e, işte makinede yer alan e, bahsettiğim lolbinler kullanılarak execution yaptırıyorlar. Burada msi exec örneği verilmiş ama dediğim gibi ht çalıştırılabilir, farklı e, lolbinlerle farklı şeyler indirilebilir. Ee, bu bir dönem çok popüler oldu dediğim gibi çünkü body'nin içerisinde e, payload bulmak oldukça zor oluyor. Genelde e, false pozitif üretmemek için üreticiler e, Excel ve Word dosyaların body'lerinde çok fazla e, search yapmazlar. Neden? Örnek veriyorum bir Pentest raporu üzerinden gidelim. Bir Word dosyası var. Word dosyası içerisinde işte PowerShell Exe yazıyor. Örnek veriyorum. Ya da PowerShell Exe'nin devamı da var. Komut satırında işte Execution Policy Bypass, No Profile, Windows Style Hidden gibi şeyler yazıyor. Ee, bu tip durumlarda hani baktığınız zaman dosya zararlı değil ama içerisinde PowerShell Payload'u var. Hani body'yi taramanız durumunda bir False Positive retip Pentest raporuna zararlı diyebilirsiniz baktığınız zaman. Hani bu tip durumlar için gelen üreticiler body'leri taramıyorlardı. O yüzden e, ilk çıktığında e, yine uzunca bir süre e, tespit edilemedi. Daha sonra basitçe işte buradan e, hücre içerisinden çağrılabilecek fonksiyonlar exec gibi, işte diğer lobas fonksiyonları gibi fonksiyonlar e, aranarak şey içerisinde, hücreler içerisinde e, bazı verdikler vermeye çalıştılar. Yani biraz severti çıkıyor, yükseltmek üzere kullandılar bu fonksiyonları. Altıncı atak vektörümüz e, veri hidden sheetler. Burada genelde soru şeyden geliyor. Hocam hidden tamam anladık da veri hidden nedir? E, burada aslında Microsoft'un <laughs> bir feature'ı, e, siz bir makro eklediğiniz zaman, attach ettiğiniz zaman bir dosyaya, bir ofis dosyasına, onun propertelerine girdiğiniz zaman burada gördüğünüz üzere visible seçeneklerinde e, visible, hidden ve very hidden var. Yani eksi bir ve 2 değerleri e, bu üç e, visibility değerini e, e, ifade ediyor. Burada very hidden'ı seçtiğiniz zaman makro, yuva üzerinden, Excel UI üzerinden kesinlikle izlenemiyor. Kesinlikle görülemiyor, özür dilerim. Ee, ve dediğim gibi third party bir tool kullanıp oradaki visibility değeri tekrar visible'la çekilmediği sürece o veri hidden parametresini kullanıcının gözüyle fark etme şansı yok. Ee, bu da dediğim gibi yine manuel analizde ve statik analizden kaçmak için saldırganların kullandıkları yöntemlerden bir tanesi. Ee, normal şartlarda biliyorsunuz hani siz kullanıcı da Excel e açıp herhangi bir sheet'e gelip sağ tuşa basıp hidden, unhidden diyebiliyor. Fakat very hidden işaretlendiği durumda UI üzerinden bunu tekrar e, visible yapma şansımız yok. O yüzden saldırganlar bu yöntemi de sıkça kullanıyor. <laughs> 7 numara e, bilinen zafiyetler. En sık kullanılan ofis zafiyetleri. Onlara biraz değineyim. Hani genelde Burada da şey sorusu gelebiliyor. Hocam hani 2018-2021 zafiyetlerinden, 2017 zafiyetlerinden bahsediyoruz. Bunlar nasıl exploit olsun diye. Yani her kurum, yani patch management'ı birçok kurum yapmıyor. Ve birçok kurumda da özellikle pandemiyle beraber bu patch management işleri daha da zor hale geldi. O yüzden özellikle uzaktan çalışan kullanıcıların makinelerinde update'ler eksik olduğu için <laughs> bu tip eski zafiyetler hala geçerliliğini koruyor. Popülerliğini koruyor. İlk örneğim Equation Editor Exploit hocam. CV 2018 0802 zafiyeti. Word.exe altında çalışan Equation Editor Executable'ı çağrılıyor ve onun üzerinden saldırganlar istedikleri kodu execute edebiliyorlar. Bu hala geçerliliğini koruyan bir exploit. 2022 yılında dahi birazdan dağılımı göstereceğim orada dahi sıkça karşımıza çıkıyor. bir başka örnek yine ilk çıktığı zaman ses getiren HTA dosyalarının indirilip çalıştırılması, MSHTA üzerinden HTA dosyalarının execute edilmesine yarayan bir başka exploit, 2017-01-99 exploit'i. bu da yine oldukça popülerdi. Bir sonraki SCT dosyalarıyla alakalı olan PPSX dosyaları e, dökümanları üzerinden tetiklenen bir exploit e, powerpoint üzerinden tetikleniyor ve SCT dosyaları sayesinde e, kullanılarak e, code execution yapılabiliyor e, ben bunu 2018 yılında Türkiye'deki bir e, forensic vakasında karşılaşmıştım e, bir kurumu hackleyen saldırganlar e, o kurum üzerinden bir bankaya e, bu exploit içeren bir powerpoint dosyası göndermişlerdi e, ilk ka orada karşımıza çıkmıştı bu exploit ee, ve dediğim gibi o dönemde, 2018 yılında mevcut güvenlik çözümlerini bypass etme kabiliyetine sahipti. Ve son olarak e, bu bahsettiğim Template Injection zafiyetlerinden bir tanesi, e, 2021 4444 numaralı CVE kodlu e, exploit. E, yine dediğim gibi HTML dosyaları üzerinden Remote Code Execution yapmaya e, imkan tanıyor. Ee, akışı aşağıdaki şekilde Wordex'e çalışıyor. Ee, HTML dosyasını indirip e, Internet Explorer'ı açıyor. Ee, ve içerisinde bir CAP dosyasını, arşiv dosyasını point eden e, bir içerik var. O CAP dosyası içerisinde de bir INF e yer alıyor. Ve o INF de RandiL32 tarafından otomatik olarak çalıştırılıyor bu exploit sayesinde. Atak tipleri bu kadardı. Ee, Son olarak Distribution'lara değineceğim. Hani bu atak tipleri nasıl dağılıyor, e, gözlemleyen güncel atak vektörleri neler. Onlara değindikten sonra e, güncel sample'lara geçeceğim. E, şöyle sağda gördüğümüz üzere e, makro içeren e, Word dosyaları e, başı çekiyor bu Ağustos ayının istatistiği bu arada Dokkard'a Ağustos sayı içerisinde gönderilen ve zararlı olarak işaretlenmiş dosyalarda tespit ettiğimiz atak yöntemlerinin dağılımı ee, makrolar başı çekiyor ee, burada yani şöyle söyleyeyim DockGuard'ın bunları yakalamasının bu kadar iyi yakalamasının sebebi aslında biraz önce bahsettiğim konu e, her ne kadar değişkenler obsike edilse de e, çağrılan fonksiyonlar karmaşıklaştırılamadığı için e, makro tarafında detection oldukça basit onun dışında e, temper edilen Excel dosyaları geliyor. Bu aslında ayrı bir konu. E, özellikle Symantec ürünü bunu çok fazla yapıyor. E, dosyayı temper ettikten sonra e, Threat Intelligence firmalarıyla paylaştığı için temiz dosyalar aslında e, virüs total gibi e, mecralarda zararlı olarak işaretleniyor. Aslında baktığınız zaman dosyaların içi e, temiz, makro, CDR tarafından e, çıkarılmış, silinmiş temiz dosyalar. Fakat dediğim gibi e, gibi üreticiler e, doğrudan malicious verdiği için e, virüs total efekt diyoruz biz bunu aslında. Virüs totaldeki diğer üreticiler de e, zararlı olarak işaretliyor. E, bu temper edilen dosyaların dağılımı da %10 bizdeki dağılımı. Onun dışında <laughs> Excel'lere embed edilen objeler var. E, burada aslında atak yöntemlerini ekleyebilirdim bunu. E, default password olarak geçiyor. İsmi Velvet Switch Shop olarak geçiyor aslında. Bir dokümanı şifreleyip parola kısmına Velvet Switch Shop yazarsanız büyük küçük harf ayrımını tam bilmiyorum şu anda. Velvet Switch Shop yazarsanız o dosyayı birisine gönderdiğiniz durumda antivirüs dışarıdan baktığında diyecek ki bu dosya şifreli bir dosya. Fakat kullanıcı onu çift tıklayıp açtığı zaman Microsoft otomatik olarak parola Velvet Switch yapsa otomatik olarak açıyor. Hani bir şifre ekranı çıkmıyor kullanıcıya. Bu da yine saldırı yanı tarafından sık kullanılan bir yöntem. E, o da e, dağılımın %8'ini oluşturuyor. RTF dosyaları, e, rich text failler. E, bunlar da genelde te template injection çok sık kullanılıyor. E, %7'sini oluşturmuş. Open XML Word dosyalarından bahsetmiştik oradaki injection yöntemlerinden. E, Güncel Word dosyaları yani 2007 ve sonrasındaki versiyonlarla oluşturmuş Word dosyalarındaki makrolar %4 oluşturuyor. embed objeler e, ve eski Office dosyaları da akabinde geliyor. <laughs> Okey, şimdi gelelim biraz e, DockCard özelinde konuşmaya aslında. Bu e, Malware Detection'ın tarihçesini e, konuşmuştuk. Hani buradaki e, mevcut yaklaşımların eksikliklerinden bahsetmiştik. Ee, biz Dogkart olarak Structure Analysis diye bir şey ortaya attık. Structure Analysis diye bir şey ortaya attık. Ve e, bu analiz yönteminde farklılıklar neler e, ve rakiplere göre, sektördeki diğer ürünlere göre e, farklılarımız neler? Onlara kısaca değindikten sonra sample'lara geçeyim. <laughs> e, bir dosya e, Dogkart Engine'le geldiği zaman e, bir doküman biz bunu biraz önce bahsettiğim atak yöntemlerini tespit etmek üzere ayıklıyoruz. İçerisinde VBA varsa VBA'leri, res dosyalarını, remote template'leri, embedded objeleri, exploit'leri ve içerisinde text barındıran imajları ayıklıyoruz ve her bir komponenti farklı bir engine'de tarıyoruz. Nedir onlar? İşte bir Excel dosyası içerisinde VBA bulduk. O VBA içerisinde hemen kontrollerimizi sağlıyoruz. E, sadece VBA üzerindeki e, kontrollerimizi yapıyoruz. Hani VBA özel bir biletlisler, VBA özel encryption yöntemleri, obfuscation yöntemleri e, yani makrolarda kullanılan yöntemleri e, hedefliyoruz burada. E, ve aslında hızımız biraz buradan kaynaklanıyor. Yani bu, bu dosya bir antivirüse gittiği zaman antivirüs ne yapıyor? Dosya 10 megabaytlık bir dosyayı taramaya başlıyor ve yani dakikalar sürüyor. 10 MB, 100 MB'lik bir dosyayı taraması dakikalar sürüyor. Biz ise dediğim gibi 100 MB'lik bir dosya içerisinde 10 KB'lik bir VBA ile ilgileniyoruz aslında. Yani dosya ne kadar büyürse büyüsün içerisindeki komponentler belli bir büyüklükte oluyor. Ve o dosyanın içerisindeki dediğim gibi 1-2 KB'lik bir VBA'yı alıp o VBA içerisindeki analizlerimizi yapıyoruz ve hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde dosya zararlı mı değil mi diye hüküm verebiliyoruz. Embedded obje varsa onunla ilgili yine benzer e, kontroller. işte dekod edilmesi, parse edilmesi, encryption var mı yok mu kontrol edilmesi, e, blacklist API'ların ve blacklist stringlerin kontrol edilmesi akabinde oradan da bir hüküm çıkarıyoruz. E, remote template modülüne gidiyor. Orada remote template varsa belli kontroller yapılıyor. Ve son olarak exploit modülü ve OCR modülüne gidiyor. E, exploit modülü bilinen tüm exploitleri e, tespit edebiliyor. Onun dışında Potansiyel olarak e, yani exploit eks, edilebilir fakat bilinmeyen e, exploitleri de tespit etmeye çalışıyoruz. Bu biraz şey geliyor hani havada kalıyor aslında açıklamadığımız durumda. E, burada yaklaşımımız şu aslında. Bu Follin örneğinde e, oldukça başarılı bir iş çıkarmıştık. E, de dokümante edilmiş. Burada gördüğünüz üzere MS-HTML gibi MS Office CMD gibi fonksiyonları ee, biz öncesinde bunun gibi daha fazla var bu arada farklı örnekler farklı komponentlerde e, bu tip noktalara kural setlerimizi yazıyoruz. Hani istismar edilmeden istismar edilebilecek legal dosyaların içerisinde olmaması gereken fonksiyonları işte farklı komponentleri e, daha öncesinden izlemeye alıyoruz. Ve bu Follin örneğinde bütün vendorlar bypass olurken MS Office CM'de Keyword sayesinde biz o dosyaları daha public olur olmaz zararlı olarak işaretleyebilmiştik. O yüzden potansiyel bilinmeyen exploitleri de tespit ettiğimizi söyleyebilirim. Onun dışında e, burada ekleyeceğim konu şu var. OCR modülü, Optical Character Recognition modülü. İşte Word dosyasının Excel'in içerisinde imajların yer aldığını gördük. İşte kullanıcıyı e, ikna ederek enable content, enable editing gibi butonlara basmaya yönlendiren eee olduğunu görmüştük. Bu instruction'ları tespit etmek üzere OCR engine'i çalışıyor ve o imajlar içerisindeki text'leri çıkarıp e, belli keyword'lere bakarak e, bu dosya e, potansiyel bir phishing şeriyi e, barındırıyor şeklinde çıktılar üretebiliyoruz. Ve tüm bunların sonunda bu kontrollerin sonunda dosya zararlı mı değil mi şeklinde çıktı üretiyoruz ve bu çıktı üretmemizde e, ortalama 5 saniye civarında sürüyor. Örneklere gelelim. Global örnekler. E, güncel zararlı ofis dosyaları. Foldine ile başlamak istiyorum. Bu dediğim gibi e, en çok ses getiren ve e, Mayıs ayında yakın zamanda gördüğümüz bir Exploit'ti. E, güncel e, patchlenmiş Microsoft Office uygulamalarını istismar ettiğini söylemiştim ve virüs totale sabit edildiği anda 60 tane üreticinin sadece 2 tanesi tarafından e, zararlı olarak işaretlenmişti. E, virüs totali entegrasyonu üzerinden bu dosya bize sabit edildiğinde e, dosyaya doğrudan e, zararlı verdict vermekle kalmayıp e, IOS'ini de burada gördüğünüz üzere başarılı olarak çıkarmışız. İstismar göstergesini çıkarmışız. Ee, burada e, sunumda bilmiyorum e, dikkatinizi çekti mi? res dosyaları içerisinde aslında şu formata benzeyen e, datalar görmüştük. XMLformats.com gibi. Buraya iyi bakın. XMLformats.com Şimdi bakın buraya. Şimdi burada da şöyle baktığımız zaman legal aslında şeyler var bakın. E, word'ler var. Şema, openxml format.org. Bunlar legal. E, saldırgan yani e, statik analizlerde, manuel analizlerde kaçması için open kelimesini ve subdomain'i silip xmlformats.com'u satın almış ve peşine kendi payload'unu e, ilave etmiş ve şu payload'la dediğim gibi e, çıktığı anda e, birçok antivirüs ve sandbox üreticisini başarılı bir şekilde bypass etmişti. Biz burada dediğim gibi e, bu exploit üzerinde o ms-office-cmd fonksiyonunu izlediğimiz için hiçbir update almadan ürünümüz bu dökümanı e, dokümanı zararlı olarak işaretledi. Arayüze geçtiğimiz zaman da e, çıktılarımızı burada görüyoruz. Bahsettiğim aslında sunumda e, açıklamaya çalıştığım DD'yi barındırdığını görmüşüz. İçerisinde şüpheli bir URL olduğunu görmüşüz ve Template Injection yaptığını söylemişiz. Hemen altına geçtiğimiz zaman IOS sekmesinde çıkardığımız URL'i görebiliyoruz. Template Injection için kullanılan URL burada gördüğünüz üzere e, çıkarılmış. Diğer örneğimize geçelim. Template Injection e, yapılmış yine fakat bu sefer dosya tipi farklı. Open Document Text dediğimiz ODT dosyaları, LibreOffice ve Apache şey, OpenOffice tarafından oluşturulabilen fakat Microsoft of, e, Office tarafından da açılabilen dosyalar. E, HP bunu raporlamıştı. 6. ayın 30'unda raporlamışlar. Ve raporlandığı gün itibariyle e, virüs totalindeki detection rate'i sıfırdı. E, 60 üreticinin tamamı bypass olmuştu. Aynı dosya DocCart'a verildiğinde zararlı olarak işaretlenmiş. Şöyle hızlıca rapora geleyim. Raporda gördüğünüz üzere yine external resource olduğu için audit dosyası içerisinde ve template injection yapıldığı için bizim tarafta doğrudan zararlı olarak işaretlenmiş. Bir diğer örneğim 10 yaşında bir e, RAT ailesi aslında bu. Edwin'in Edvin'in enteresan bir sample'ı gelmişti. O yüzden bunu sunuma ekledim. E, Submit edildiği anda, hani çok bilinen bir varyant çünkü Advent yaygın olarak kullanılan her kuruma, e, her ay içerisinde Motok'a gelen sample tiplerinden bir tanesi e, Advent gönderilmiş ve 60 tane üreticinin 55 tanesini bypass etmişti. Ve burada gördüğünüz üzere e, uzunca bir sürede e, detection rate'i yükselmemiş. raporu geldiğimiz zaman, e, biz bu AdWin't'i e, içerisinde yer alan Blacklist API'lardan ve embed edilen JAR dosyalarından, şurada gördüğünüz JAR dosyalarından tespit edebildik. Ayrıca OCR modülü de o bahsettiğim e, imaj içerisindeki tekstleri çıkararak atak mappinginde Initial Access Phishing şeklinde bir mapping yapmış. Şöyle birkaç örneğim daha var güncel. E, onları da hızlıca gösteriyor olayım. Şuradan geleyim. Şöyle Lazarus örneği var. Lazarus'u biliyorsunuz, Nord Koreli bir e, tehdit aktörü e, ve finansal tarafta çok büyük ses getiren işler yaptılar. İşte bu Bangladeş'te 951 milyon dolarlık soygunu yapan, e, soygundan sorumlu tutulan grup. E, onlara ait bir <laughs> sample elimize geçmişti. Onun incelemesini göstereyim hemen. Ee, yine DD yi kullanılmış. Bakın hani eski yöntemler olmasına rağmen blacklist API ve template injection yapan bir sample ve virüs başarısını görüyorsunuz. Ee, 1 bölü 63. Ee, yani burada antivirüsler hala e, signature tabanlı ve statik analizler yaptığı için e, oldukça eksik kalıyorlar ve kolaylıkla bypass edilebiliyorlar. İki sample var elimde. Bununla alakalı ikisinde de gördüğünüz üzere aynı yöntemler kullanılmış fakat detection rate'i sandbox tarafında sıfır, antivirüs tarafında da sadece bir şeklinde. Bir diğer örneğim, şöyle PowerPoint örneği. Bu da yine güzel bir örnek. Biz bunun analizini Eylül başında yapmıştık. Bu hafta içerisinde bu sample APT28 grubu ile ilişkilendirildi bir APT raporunda. 2022'nin 2. ayı Şubat ayından bu yana Eylül ayına kadar hiçbir antivirüs bu zararlıyı tespit edememiş. Burada ilk sabit edildiği tarihi görüyorsunuz. 2022'nin 2. ayı ve 9. ayın 10'una kadar 9. ayın 8'ine kadar hiçbir vendor, sandbox veya antivirüs vendoru bu dosyayı zararlı olarak işaretleyememiş. Peki neden? Farklı bir yöntem kullanıyordu. Kullandığı yöntem aslında PowerPoint üzerinden ilerliyor. Dosya PowerPoint sample, PowerPoint sample'ı. Bu PowerPoint tek başına açılınca zararlı bir şey trigger etmiyor. Zararlı bir içerik trigger etmiyor. Şöyle bir trigger yöntemi kullanmış Saldırgan. İşte PowerPoint'i açtığınız zaman tam ekran yapmanız, yani sunum moduna geçmeniz, ve mouse oynatmanız gerekiyor sunum üzerinde. Ancak bu şartla zarar kod aktif oluyordu. Sandbox'lar e, sandbox'larda biliyorsunuz dosyayı açıp beklediği için hani herhangi bir interaction yapmadığı için sandbox'ların tamamını bypass etmişti. E, Statik tool'lar nasıl bypass oldu? Statik tool'larda şöyle bypass oldu. O mouse over aktivitesiyle tetiklenen aktivite şurada e, burada şey var. Bu mouse over'la tetiklenecek aktiviteleri seçebiliyorsunuz ofiste. E, run, program ve makro var. Genelde saldırganlar eskiden bunu kullanıyordu. Fakat bu arkadaş da doğrudan hyperlinkler üzerinden bir istismar yapmış. Hyperlink'i seçmiş buradan ve e, her Windows makinede yer alan Sync App Publishing Server VBS kullanarak e, PowerShell komutlarını çalıştırabilmiş. Bu VBS'e doğrudan PowerShell komutlarını verdiğiniz zaman PowerShell komutlarını execute edebiliyor. Buradaki e, akış o yüzden e, VScript, VScript'ten sonra PowerShell. Devamında işte second stageler, third stageler indirip, e, randiyelerle exploit, exe injection yapma şeklinde devam ediyordu. İkinci örneğim buydu. <laughs> üçüncü örneğime geleyim. E, VBA Stombing. Hani hep altını doldurmak istiyorum aslında. Kullandığım atak yöntemleri hala geçerli mi? E, o yüzden bunları tek tek gösteriyorum. E, deniz Kuvvetleri'ne ve Twitter hedef alan e, bir e, zararlı dokümandı. VBA Stombing yöntemini kullanıyordu sunumda bahsettiğim tekniği kullanarak e, içeriklerde burada gördüğünüz üzere TÜBİTAK TÜBİTAK işte, Bilgem e, e, logoları kullanarak e, bir dosya gönderilmiş ve bu dosyanın içerisinde burada gördüğünüz üzere e, yine VBA Stombing tespit edilmiş, Blacklist API'ler ve Suspicious URL'ler görülmüş. Aşağı tarafta da saldırganın kullandığı e, Second Stage indirmek için kullandığı URL'leri görüyorsunuz. Bir tanesi Kıbrıs'ta bir üniversiteydi. Bakın şurada URL'i gözüküyor. E, oradaki bir üniversiteyi hackleyip onun üzerinden e, asıl zararlı yazılımı indirmeye çalışmışlar. BBU Stombing örneği de güzel. Şöyle diğerine geçelim. Cobalt Strike örneği var. Teknik yer alıyor mu burada? <laughs> ha, doğrudan sadece makro kullanan bir örnek. E, sadece makro mu değil. Ayrı. LNK örneği bunu geçiyorum. Şöyle Lazarus, Turkish Navy. Aynen. Sample'larım bu kadar. Ee, i̇sterseniz sorularınızı alayım. Sorunuz varsa yanıtlamaya çalışayım. Benim sunumum bu kadar, İçerik bu kadardı. Ee, sorularınızı yanıtlamaya çalışayım varsa. Şöyle hocam, antivirüslerden EDR'lara ve XDR'lara geçildi ama biliyorsunuz hani EDR'lar ve XDR'lar ne yapıyor aslında? E, yani hep şeye benzetiyorum ben bunu. Bir güvenlik kamerası gibi düşünün. EDR'lar ve XDR'lar makinede de ilgili zararlı execute olduktan sonraki süreci izliyorlar. Hani o yüzden aradaki katmanlarda e, işte bir e-mail güvenlik çözümü, Secure e-mail Gateway üzerinde e, yer alan e, antivirüs modülü ya da işte EDR modülü zaten monte edemezsiniz oraya yani bir execution olmadığı için static detection e, tarafı güçsüz kalıyor bu tip ürünlerde Secure Web Gateway'lerde, Secure email Gateway'lerde ama endpointlerde dediğim gibi hani execution'dan sonrasını izlediği için e, EDR'lar ve XDR'ların başarısı e, burada yadırganamaz tabii ki onların da bypass yöntemleri var fakat burada bahsettiğim birçok execution'ı Burada bahsettiğim birçok execution'ı tespit edebilirler. Çünkü EDR'lar genelde neye bakıyor? İşte bir proses varsa, örnek veriyorum word prosesi, altından doğan PowerShell var mı, CMD var mı, bunların komut satırında şüpheli parametreler var mı gibi noktalara baktıkları için EDR'lar ve XDR'lar genelde bu noktada başarılı olabiliyorlar. E, mail gateway'lerle entegre olabiliyor mu? Evet, Dockart mail gateway'lerle entegre olabiliyor. E, bir soru daha gelmiş. E, Dockard sitesine herkes ücretsiz erişim sağlayabiliyor mu? E, şu an cloud üzerinde ücretsiz üyelik var. E, fakat bazı limitasyonlar var. API'yi kullanamıyorsunuz. Sadece manuel submission yapabiliyorsunuz. Onda da aylık bir limit var. Ee, onun dışında e-mail sunucusuyla entegre olabiliyor muyuz? Evet, olabiliriz. Ee, kurumsal firmalarda e, gerek on-prem gerek cloud, gerekse e, private cloud olarak hizmet sağlayabiliyoruz. Yani kurumlara özel e, işte şehir data'nın olmadığı private cloud'lar sağlayabiliyoruz. Onun dışında şunu ilave edebilirim. E, şu an Okkar'dan üye olduğunuz zaman e, dosyaları isterseniz public, isterseniz private olarak sabit edebiliyorsunuz. Yani orada da gizliliğe önem veriyoruz. Siz o dosyanın size yani mahrem olarak kalmasını istiyorsanız, public çekini kaldırmanız gerekiyor. Submit ederken dosyayı ücretli ve ücretsiz kullanım arasındaki farklardan bahsedeyim biraz. Ya dediğim gibi orada API en büyük eksiklik, ücretsiz kullanımda API yok ve aylık bir analiz sayısı limiti var, aylık ve günlük olarak analiz sayısı limiti var tam sayıları şu an hakim değilim. Ee, orada öyle bir limitleme var. Onun dışında diğer fonksiyonlara e, erişebilirsiniz. Hani günlük işte belli bir sayıda dosyayı sabit edebilirsiniz ama dediğim gibi bir yerlere entegre olamazsınız ee, ve API üzerinden dosya sabitini yapamazsınız. Aktif katılıp sağlamayanlar için session kaydını paylaşacak mısınız? Ee, bu soruyu Meral Hanım daha iyi yanıtlayacaktır birazdan. Webinarlarımızın Tamamdır. hepsini Bilgi Güvenliği Akademi platformunda yayınlayacağız. E, chat bölümünden de link gönderdim. Tamamdır, teşekkür ederiz. Bir soru daha geldi. Kurum içerisinde nasıl kullanılıyor? E, On-premise kurulması durumunda e, nasıl ilerliyoruz? E, son kullanıcının bilgisayarına agent mi kuruluyor? burada hocam on-prem kurduktan sonra BCC moduyla doğrudan Exchange e, kullandığınız Exchange kurum içinde kullandığınız Exchange'e, Office 365'e ya da Secure Email Gateway'inize entegre olabiliyoruz. yazacağınız bir kuralla gelen maillerin bir kopyasının Docker'da gönderilmesi sağlanabiliyor. Onun dışında SOAR tarafında, SOAR çözümleri, Orchestration çözümleri tarafında Palo Alto'nun Cross SOAR app'imiz var bu app sayesinde e, yazdığınız playbooklara işte e, yani dosya ya bir scanner olarak düşünebilirsiniz dokcard'da e, yazdığınız playbooklarda bir scanner ihtiyacınız olduğu durumda doğrudan dokcard'a point edip e, oradan gerekli desteği alabilirsiniz. Burada farklı otomasyonlar yazılabilir. Örnek olarak e, bir kullanıcının makinesinden bir antivirüs uyarısı geldi ya da EDR uyarısı geldi. O kullanıcının makinesine e, git işte son yazılan dosyaları çek, Dokkar'da submit et denilebilir ya da e, Exchange'den gidip o kullanıcıya gelen eee attachment'ında e, attachment olan dosyaları Dokkar'da submit et gibi otomasyonlar yazılabiliyor. POS yaptığımız yerlerde müşterilerimizde bu tip use case'ler mevcut. Farklı sorusu olan var mı? Soruların hepsini yanıtlamaya çalıştım sanıyorum. Ömer Faruk Özer'den bir soru geldi. E, ürün dışarıdan hangi fit kaynaklarından besleniyor ya da besleniyor mu? On prem kurulumlarda aynı şekilde fit kullanıl kullanılmadan ilerlenebiliyor mu? E, şöyle e, yazılan her bir modül e, kendi mühendislerimiz tarafından geliştirildi. Dışarıya hiçbir şekilde third parti bağımlılığımız yok. Ve bu analizler sırasında da hiçbir şekilde bir fitten beslenmiyoruz. On-prem kurulumlarda gerek kurulumda gerekse kurulum akabinde yani çalıştığı durumda operasyonda doğrudan air-gapped olarak yani network balansı olmadan bile deploy edebilirsiniz. Hiçbir şekilde dışarıyla bir etkileşim kurmuyoruz. Sorusu olan zamanımız var. 4 dakika kadar zamanımız var. Ben te ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ee, umarım faydalı olmuştur anlattıklarım. Başka merhaba. soru gelmedi Ali Bey. Evet bitirebiliriz Meral Hanım. Çok teşekkür ederiz. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. İyi günler dilerim. İyi günler.